Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Türev sorularımız başlasın mı? Tabii ki hocam, başlasın. Arkadaşlar, bileşke fonksiyonlardan neredeyse son 7-8 yıldır hep bileşke fonksiyonlardan soru geldi. Sadece geçen sene hariç. Geçen sene gelen soru arkadaşlar kolaydı zaten. Çözümünü önceki derslerde biz yapmıştık. Hocam bileşkeleri böyle bir gösterin. Bir de arkadaşlar ben bu sene parçalı fonksiyonların türevinden de korkuyorum. Çünkü şimdiye kadar parçalı fonksiyonun türeviyle alakalı hiç soru gelmedi. Bu sene neden gelmesin? Ondan dolayı hemen bundan sonra parçalı fonksiyon ve mutlak değerde bakalım, yolumuzu öyle devam edelim. Buyurun arkadaşlar, Fogg'un türevi nasıl alınır? Hocam ben bunu biliyorum, dışarıdan başlıyoruz, içeriye doğru giriyoruz. Nasıl yani? Önce dışarıdaki ne? Yani soldan sağa doğru. Önce f'in türevini alırız. İçindekine karışmam. Bakın karışmadım. Çarpı diğerinin türevi. Sonra çarpı x'in türevi de 1'dir. Yani x'i biz hep ihmal ediyoruz. Aslında dışarıdan içeriye doğru teker teker türev alınır. F'in türevini aldık. Diğerlerine el vurmadım, olduğu gibi yazdım. Çarpı. Şimdi F'den sonra sırada kim var? G var. G'nin türevi. Diğerine el vurmadım. Çarpı. X'in türevi 1'dir. Orijinali budur. Ya hocam üstte bir sayı varsa kolay. Dışarıdan başlıyorsunuz. İçeriye doğru gireyip soldan sağa doğru ilerliyoruz. Dışarıdan içeriye doğru. E hadi hocam. 4 öne düştü. İçeridekiler karışmadım. Çünkü bir defa sen türev alınca bir daha türev alamazsınız. Bitti. Hepsi olduğu gibi yazılır. F içerisinde G, X. Üzeri 1 azalttık 3. Süper. 4 tane işimiz bitti. 4'ün türevini aldım. 4'ü öne düşürerek. Çarpı. Şimdi içeriye girelim. Sırada kim var? F var. F'in türevi. Diğerlerine el vurmadım. Al sana, diğerlerine el vurmadık. Çarpı. F'le de işimiz bitti. Şimdi sırada kim var? G var. G'nin türevi, içindekine el vurmadım. Tamam, süper. G'le de işimiz bitti. Sırada kim var arkadaşlar? X var. Soru bitmiştir. Geldik buraya. Hocam F içinde saçma sapan bir şey var. Önemli değil. Dışarıdan başlıyorsunuz, içeriye doğru gireceğiz. Yani soldan sağa doğru. Hadi F'den başladım. İçindekine karışmadım. Bakın karışmadım. Çarpı. Şimdi sıra kimde var? 5x küp artı 4'ün türevi. O da 15x karedir. Soru bitmiştir. Hocam nereden başlayacağız? Tabii ki üstten başlayacaksın. 3'ten başlayıp üstten içeriye doğru, soldan sağa doğru ilerleyeceğiz. E hadi hocam, 3 öne düştü. F'e karışma, üstünü bir azalt, içindekileri olduğu gibi yaz. Çarp. Tamam, 3'ten işimiz bitti. Şimdi sıra kimde var? F'te. F'in türevi. Diğerine karışmadım. 2x kare artı 3 çarpı. Şimdi sıra kimde arkadaşlar? 2x kare artı 3'ün türevi de 4x'tir. Şimdi soru bitmiştir. İşte cevap budur. Hadi iki tane sorudan çözelim. Yolumuz öyle devam edelim. Buyurun arkadaşlar. F'i vermiş. F'in birinci türevini vermiş. F'in ikinci türevini vermiş. Böyle bir ifade vermiş. G'nin ikinci türevi 1 istiyor. Önce biz bir G'nin birinci türevini alalım mı? 2'den başlayıp içeriye doğru gireceğiz. Hadi. 2 öne düştü. İçindekine karışma. Çarpı. Şimdi sırada kim var? F var. F'in türevi X. Çarpı. X'in türevi 1'dir. Ama ne 1'i? 1'i bir daha yazmam. Tamam hocam. Şimdi geldik ikinci türev almaya. Hocam 2 ile bizim işimiz yok. 2'yi yazdım. Parantezi açtım. Hocam burada bir çarpma işlemi var. Evet. Çarpmalarda türev nasıl alınırdı? Birincinin türevi. Diğerine el vurma olduğu gibi yaz. Artı ikincinin türevi. Yani 2 türev olur. Baştakine el vurma olduğu gibi yaz. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Birincinin türevi, diğerine olduğu gibi yazdım. Artı ikincinin türevi, baştakine olduğu gibi yazdım. Soru bitmiştir. Birim istiyorsun. Al sana 1, 1, 1, 1, 1. Hocam, F'in birinci türevi 1. Bakın bize verilmiş zaten 3. 3, 3 çarpımı ne oldu? 9 oldu. Geldik buraya. F'in ikinci türevi. İkinci türevi 1 neydi? 2. Şurası 2. F1'imiz neydi? 1'di. Ne oldu? 9. 2 de burada var. Etti 11. 11'i 2 ile çarpınca ne olur arkadaşlar? 22 olur. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu. Olay bu. Geldik sağdaki sorumuzun çözümüne. Evet arkadaşlar, sıkıntı yok değil mi? Şimdi ben burayı hafiften böyle bir sileceğim. Maksat böyle bir soldan başlayayım. Dibe fazla da şey yapmayalım. ne derler? Sıkıştırmayalım. Evet arkadaşlar, buyurun. Adam H'ın türevi 1'i istiyor. Hocam çarpmaya göre türev alacağız. Tamam. Öncelik kime ait? F'e ait. Hadi H'ın türevi X eşittir. Birincinin türevi. Evet. Yani F'in türevi X.
Diğerine el vurma olduğu gibi yaz. Art. Şimdi geldik bana A'nın türevini alacaksınız. Arkadaşlar G'nin karesi 2x'in türevi nasıl alınır? Hocam 2 öne düştü. Tamam. Diğerlerine el vurmadım. Bakın el vurmadım. Üstünü bir azalttım. 1 yazmazsanız da olur. Çarpı. Şimdi sıra kimde? G'de. G'nin türevi. Diğerine el vurmadım. Çarpı. En içtekinin türevi de 2'dir. Bitti. Bunun hepsi arkadaşlar G'nin karesi 2x'in türeviydi. Çarpı baştaki olduğu gibi yazılır. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın. Birincinin türevi. Diğerine el vurmadım. Olduğu gibi yazdım. Artı. İkincinin türevi. İşte ikincinin türevi komple bu. Evet. Hadi bu bir sanki türevmiş gibi kafanızda karıştırmasın. 2 öne düştü. G 2x olduğu gibi yazdım. G'nin türevi 2x çarpı 2. Sonra çarpı baştakinin olduğu gibi yazdım. Tamam adam benden ne istiyor? 1'i mi istiyorsun? Hadi 1'i yazalım. F'in türevi 1. Bunlara 1, 1, 1, 1 yazalım. Soru bitmiştir. F'in türevi 1. Nerede bu F'in türevi 1? Hocam eksi 1'miş. Al sana eksi 1. G kare 2x. Yani G 2'nin karesi. G2'miz neydi? G2'miz de eksi 1'di. Yani eksi 1'in karesi. Hocam 2 çarpı. 2 çarpı. G2. G2'miz neydi? Eksi 1'di. Evet. G'nin türevi 2. G'nin türevi 2 neydi arkadaşlar? 3'tü. Evet. Çarpı 2. Çarpı F1. F1'imiz neydi? 3'tü. Soru bitmiştir. Hocam şurası eksi 1 olur. Bunlar bir çarpın ya. 9, 36, eksi 36 mı? İnşallah hata yapmadık arkadaşlar. Cevap eksi 37'dir. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu, olay bu. Yine büyük ihtimalle arkadaşlar bileşke fonksiyondan gelecek diye ben tahmin ediyorum. Hadi parçalı fonksiyon ve mutlak değer hiç gelmemiş dedik ya parçalı fonksiyonda. Bir bakalım neyin nesiymiş, yola devam. Evet arkadaşlar bize bir parçalı fonksiyon verilmiş. Tüm gerçel sayılarda türevlenebilir ise dediğine göre arkadaşlar birinci kuralımız. Sürekli olmalı. Sürekliden kastımız ne? Şu 2 ile şu 2'yi yerine yazdığım zaman bunlar birbirine eşit olması lazım. Evet arkadaşlar. 1. Eğer her yerde türevliyim diyorsa sürekli olacak bir defa. Kesinlikle. 1. Sürekli olmalı. Sürekli olacak kardeşim. Sürekli olacak. Birinci şartım bu. Sürekli olacak. Sürekli de şu 2 şu 2'yi yerine yazdığım zaman birbirine eşit olmalı. Hadi x'e 2 yazar mısınız? Hocam valla 8 artı a eşittir. X'e 2 yazar mısınız? 4 artı 2 b'ye. Süper. Bu bir kenarda kalsın. 2. Limitlerdeki gibi sağdan soldan türevler birbirine eşit olacak. Bitti bu kadar. Demek ki neymiş? F 2'ye sağdan türev eşittir. F 2'ye soldan türeve. Hiçbir zaman biz F2'nin türevini almıyoruz. Olay anlaşıldı mı? 1 sürekli olacak. 2 limitlerdeki gibi. Limitede biz diyorduk ya sağdan soldan limitler eşit olmalı. Kendisine hiçbir zaman bakılmaz. Türevde de aynı şekilde ama sürekli olacak o kesin. Süreklikten sonra sağdan soldan türevler eşit olmalı. E hadi hocam. Sağdan soldan türevler eşit olacaksa sağdan demek büyükler demektir. Bana şunun türevini alır mısınız? Hocam şunun türevi 3x kare. Bitti. Bitti. Eşit olmalı. Şunun türevi nedir? 2'den küçük 2'den solda, 2'ye soldan türev demektir. Hadi türevini alır mısınız? 2x artı b'ye. X'e ne yazmamı istiyordu? 2 yazmamı istiyordu. Al sana 2. Al sana 2. Ben buradan b'yi bulurum. Şurası ne oldu? 12. 4'ü karşıya attım. B ne oldu arkadaşlar? B 8 oldu. B'ye 8 yazalım. Hops. B'ye 8 yazdım. Hadi. 16, 20. 8'i bu tarafa attım. 12 mi oldu? A da 12 oldu. A 12, B 8. Adam benden A bölü B'yi istiyor. 12 bölü 8'den cevap 3 bölü 2'dir. Şıklardan 3 bölü 2'yi bulursunuz ve işaretlersiniz. Demek ki parçalı fonksiyonda birinci şartımız türev isteniyorsa 1 sürekli olmalı. 2 sağdan soldan türevler eşit olmalı. Hocam mutlak değerlerde ne yapacağız? Mutlak değerlerde arkadaşlar önce sayıyı dışarıya çıkaracaksınız.
Öncelikle dışarıya çıkması lazım. Nasıl yani? F'in türevi 3'ü bulalım. Hadi. F'in türevi 3'ü önce bir bulalım. 3 yazınca şurası pozitif midir, negatif midir? 3'ün küpü 27, 12 çıktı. Aa, pozitif. O zaman pozitifse dışarıya aynen çıkar. Yani x küp eksi 4x. Evet, aynen dışarıya çıkardım. Şimdi türev alın. Türev ne olur arkadaşlar? 3x kare eksi 4. Şimdi yerine 3 yazın. Soru bence bitti. Hadi 3 yazın, 9, 27'den 4 çıktı, 23 mu kaldı? Evet, 27'den 4 çıktı, 23. Tamam, f'in türevi 3'ü buldum. Şimdi geldik f'in türevi 1'i bulmaya. Hocam f'in türevi 1'i ben nasıl bulacağım? Arkadaşlar önce 1, şurası negatif olmaz mı? Evet, 1'den 4 çıktı, negatif. Dışarı çıkınca eksiyle çarpılacak. Bana şu ifadeyi eksiyle çarpar mısınız? Hocam, benden bunu istiyor. Önce bir fx'i bulalım. Bu dışarı eksiden çarpılacak. Yani eksi x küp artı 4x. Şimdi bana bunun türevini alır mısınız? Hocam türevini aldık. Eksi 3x kare artı 4. Şimdi yerine 1 yazar mısınız? F'in türevi 1 ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Süper. Birisi 23, birisi 1. Benden bunların nesini istiyor? Toplamını istiyor. Toplamlar da 24'tür. Şıklardan 24'ü bulurum ve işaretlerim. Buyurun arkadaşlar. Ne istiyorsun benden? Teğetin eğimini istiyorsun. Türevini alıp yerine 1 yazmamı mı istiyor? Evet hocam. Yine bileşken fonksiyon. Arkadaşlar bana bunun türevini alıp x'e 1 yazar mısınız? Hocam türev nasıl alınır? Kolay. Soldan sağa teker teker türev alacaksınız. Hadi birincinin türevi. Yani f'in türevi. Diğerlerine el vurma olduğu gibi yaz. Bakın el vurmadım. Bu parantezin için bile biçimsiz yaptım ya. Olduğu gibi yazdım. Çarpı. Şimdi f'in türevi x çarpı. X'in türevi 1'dir. Yazmazsanız da olur ama yazdım bir defa. Şimdi x'e 1 mi yazmamı istiyor? Alasana 1, alasana 1. Hadi f1'i bulalım. Hocam f1'de x'e 1 yazacağız. Yani 1'den 1 çıktı. 1, 1'in küpü de 1'dir. Şurası 1 oldu. Hocam f'in türevi 1'i şimdi bulalım. F'in türevini önce bir almamız lazım. Arkadaşlar f'in türevi nasıl alınırdı? 3 öne düşer. Evet. Durun. Silgimiz nerede? Ben bu silgiyi nereye koydum? Allah Allah. Silgimiz. Ben silgi. Silgi nerede lan? Silgi. Aman. Nereye koydum bilmiyorum. Neyse. Hele şurayı bir sileyim hele. Tamam. Burayı bir bulduk. Vallahi silgiyi nereye koymuşum bilmiyorum. Hadi. Önce bir f'in türevi x'i bulalım dedik. 3 öne düşer. Karışma. Bakın karışmadım. Üstünü bir azalttım. Çarpı. Şimdi içindekinin türevini alır mısınız? 2x eksi 1. Tamam hocam. Şimdi f'in türevi 1'i mi istiyorsun? X'e 1 yaz. 1 yaz. Zaten bunlar gitti. 1 kaldı. X'e 1 yazdık. Burası da 1 oldu. Önde neyimiz vardı? 3 çarpanımız vardı. O zaman şurası komple ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. F'in türevi 1 hani 3'tü. Evet. F'in türevini ben bulduktan sonra x'e 1 yazınca şurası 1. Şurası 1. Şurada 3 olduğu için çarpımları 3 olmaz mı arkadaşlar? Evet. O zaman bu da 3. 3. 3, 3, 1. Hepsinin çarpımı ne oldu arkadaşlar? 9 oldu. Şıklardan 9'u bulurum ve işaretlerim. Olay anlaşıldı mı? Ve geldik güzel bir soruya. Diyor ki x eşittir n noktasında teğet ise. Arkadaşlar teğette 1. Hem bu fonksiyonlar birbirine eşittir. Çünkü teğet ya, sürtüyor ya, üst üste ya. Hem de türevlere eşittir. Çünkü arkadaşlar teğet ise çizdiğiniz teğet yani hem ona hem buna. Çünkü bakın şöyle bir şey. İki fonksiyon birbirine teğet. Tam da şu noktada çizdiğiniz teğet. Hem bunun teğeti hem de bunun teğeti. O zaman eğimler de birbirine eşittir. Olay anlaşıldı mı? Silgi, gözlerim silgiyi arıyor. Allah'ım. Şimdi ben bu silgiyi nereye indirdim? Vallahi göremiyorum arkadaşlar. Ha şeyin arkasındaymış. İndirdiğim yerin arkasındaymış. O zaman teğet derse hem kendileri hem türevlere eşittir. Hadi. Önce kendilerini eşitleyelim. Yani x kare artı 4x eksi 3 eşittir. Hadi şuna. Eksi 2x artı m. Çizgi. Bir de türevler de eşittir. Bana bunun türevini alır mısınız? 2x artı 4 eşittir. Eksi 2. Soru bitmiştir. X yerine ne yazmamı istiyor? N yazmamı istiyor. Hadi. X yerine şurada bir n yazınca n buradan kaç çıkar? 4'ü karşıya attım. Eksi 6.
n buradan eksi 3 olur. N dediğimiz x oluyor ha. Ya x'ten n aynı şey ya. E hocam n'e eksi 3 buldum. Yani x'e eksi 3 buldum. X'e eksi 3 yazalım. X'e eksi 3 yazalım. X'e eksi 3 yazalım. Çünkü x'ten n aynı şey olduğunu biliyorum. Tamam hocam. Buradan da m'yi bulurum. Buluruz. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 12. Eksi 3 eşittir. Çarptım 6 artı m'den. Evet burası kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 6 mı? 6'yı bu tarafa attım. M'de eksi 12 mi oldu? Evet. 9'dan 12 çıktı. Eksi 3. Eksi 3 daha eksi 6. 6'yı bu tarafa attım. M de eksi 12 oldu. M eksi 12. N eksi 3. M eksi N istiyor. Yani eksi 12 eksi eksi 3'ü istiyor. Evet. O da ne çıktı arkadaşlar? Eksi 9. Şıklarda eksi 9'u bulursun ve işaretlersin. Mantık bu. Olay bu. Haydi yola devam. Evet arkadaşlar 3 tane muhteşem soru. Buyurun. Bize g'nin türevinin grafiğini vermiş. Burada da f(x)'in grafiğini vermiş. Bu bizim f(x)'in grafiği. Şimdi diyor ki f'in türevi ile g'nin türevinin çarpımı sıfırdan küçük eşitmiş. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. 2 tane fonksiyon. 2 tane daha doğrusu grafik çizelim. Şu üstteki f'in türevinin işaret tablosu olsun. Alttaki de g'nin türevinin işaret tablosu olsun. Hocam f'in türevi. Dur. Eğer bu f(x)'in grafiği ise soldan sağa aşağı doğru iniyorsa azalan. Şu -4'e kadar azalmış. İsterseniz bu kökleri teker teker yazalım. Evet. Şu -6'ymış. Al sana -6. Sonra burada bir -4'ümüz var. Al sana -4. Sonra şurada bir -3'ümüz var. Al sana -3. Şuna bir 0'ımız var. Al sana 0. Sonra 2'miz var. Al sana 2. Başka da verilen bir şey var mı arkadaşlar? Başka da verilen bir şey yok. Şimdi f(x) şu -4'e kadar hep azaldığı için o zaman türevi negatiftir. Evet. Çünkü -4'e kadar şu f(x) mavi olan azaldığı için türevi sıfırdan küçüktür. -4'ten 0'a kadar bak yukarı doğru çıkıyor. f(x)'in grafiği verilmişse soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artandır. 0'a kadar artı. 0'dan sonra mal yine ne olmuş? Azalmış. Yani eksi. Şimdi geldik g'nin türevine. Hocam zaten bize verilen direkt g'nin türevi. İzmir g'nin türevi ise x eksenin üstündekiler artıdır. Altındakiler eksidir. Siyah olan şu eksi 6'ya kadar x eksenin üstünde kaldığı için artı. Eksi 6 ile eksi 3 arası. Eksi 6 ile eksi 3 arası x eksenin altında kaldığı için eksi. Devam edelim. Sonra eksi 3'ten sonsuza kadar da artı. Artı. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Şimdi. Çarpımların sıfırdan küçük olması isteniyor. Şu aralıkta çarpımlar sıfırdan küçüktür. Evet çarpım sıfırdan küçük. Şu aralıkta çarpımlar sıfırdan büyüktür. Şu aralıkta çarpımlar sıfırdan küçüktür. Şu aralıkta çarpımlar sıfırdan büyüktür. Şu aralıkta çarpımlar sıfırdan küçüktür. Şu aralıkta çarpımlar sıfırdan küçüktür. Evet. Benden bunların x tam sayılar toplamını istiyor. Hadi. Arkadaşlar şu eksi 6'da, şu eksi 4'te bunlar 0 olduğu için 0'a eşitlik varsa bunlar da sağlar. Yani şu köklerin hepsi sağlar. Haberiniz olsun. Hocam tamam. Şurada hangi tam sayılar var? Hocam eksi sonsuzdan gelir. Doğru değil mi? Eksi 6'ya kadar. Hadi söyleyin bana. Eksi 8. Evet, eksi 7, eksi 6. Eksi sonsuzdan geldiğini çok iyi biliyorum. Tamam hocam. Sonra şu aralıkta eksi 4, eksi 3. Zaten iki tane değerimiz var. Bir de şu aralık sıfırdan sonra. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonsuza kadar. Şimdi toplamını mı istiyorsun? Şu eksi 6'dan eksi sonsuza kadar, şu artı 6'dan artı sonsuza kadar hepsi birbirini götürdü. Evet hocam götürdü. Arada şunlar kaldı. Şunlarım kaldı. Şimdi eksi 4 artı 4'ü götürdü. Eksi 3 artı 3'ü götürdü. Hocam burada bir 5'im kaldı. Bir 1 kaldı bir de 2 kaldı. Toplamlar ne eşittir? Bir de 0'ım var. Toplamları 8'e eşittir. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Çözümünde bu şekilde yapmış olduk. Bakın hızlı bir şekilde bir daha anlatıyorum. Bu verilen g'nin türevinin grafiği siyah olan. Şu maviyle çizilen de f(x)'in grafiğiymiş. Ama soruda bizden
türevlerinin çarpımının sıfırdan küçük eşit olması isteniyor. Tamam, bu fx'in grafiği ise soldan sağa, yukarı doğru çıkarsa artan, aşağı doğru ise azalan. Artan demek türevin sıfırdan büyük olduğu yerler, azalan demek türevin sıfırdan küçük olduğu yerler. Şu eksi 4'e kadar mal azalmış. Bakın eksi 4'e kadar fx'in türevi azalmış. Yani türevi negatif. Eksi 4'den 0'a kadar artı. 0'dan sonra da bakın hep azalıyor. Hep azaldığı için eksi. Zaten bu verilen g'nin türevi olduğu için aslında direkt g'nin türevini istediğine göre o zaman x ekseninin üstündekiler artıdır, altındakiler eksidir. Bunların hepsi sağlar. Çünkü sıfırdan küçük eşit dediği için. Arkadaşlar mesela sıfırda benim fx'im sıfırdır. Eksi 4'te fx'in türevi sıfırdır. Fx'in türevi sıfırda ekstrem nokta ya. Evet. Bitti. Bunları bu şekilde yazdık. Toplamlarda 8'dir dedim. Geldik şu sorumuza. Arkadaşlar türevinin grafiği verildiği zaman hiç soruyu okumayın. Bana bunun bir işaret tablosunu oluşturunuz. Hadi işaret tablosunu oluşturalım. 1. Sonra 3 çift katlı kök. Bir de arkadaşlar 5'imiz var. Alasına 5. X eksenini kestiği noktalar birer köktür. Kökleri bu şekilde oluşturduk. Hocam. Bu türevinin grafiği ya x ekseninin üstündeyse artı. X ekseninin altındaysa eksi. X ekseninin üstündeyse 5'ten sonra artıdır. Tamam, bu f'in türevinin işaret tablosudur. Hocam fx'in grafiğini ben nasıl çizeceğim? Hadi fx'in grafiğini çizelim. Artı demek artan, azalan, azalan, artan. Doğru değil midir? Tamam. Artan olduğu aralıklar eksi sonsuzdan 1 arası. Evet. Açık kapalı önemli değildir. Bir de 5'ten sonsuza. Birleşim 5 ile sonsuz. Azalan olduğu aralık 1 ile 5 arası. Güzel. Ekstra noktalar bir 1'dir, bir 5'tir. F1 maksimum noktadır, maksimum değerdir. F5 minimum değerdir. Şunlar arkadaşlar önüne F konduğu zaman değer oluyordu. Hatırlayın bir. F2, F3, F4'ü sıralayın diyor. Hepsi de şu aralıkta mı? Evet. Mal azalıyor mu? Azalıyor. O zaman mal azaldığı için F4 en küçüktür. Ama F2 en büyüktür. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Şimdi geldik sağdaki sorumuza. Demek ki F'in türevinin grafiği verildiği zaman hiç soruyu okumadan bana bunun işaret tablosunu oluşturacaksınız. İşaret tablosu oluştuktan sonra soru biter. Hocam, bu soruya gelelim. Süper bir sorudur. Çözümünü yavaşça, teker teker sizinle bir paylaşmak istiyorum. Gelebilir mi? Neden gelmesin bir tane yorum sorusu? Evet. Bize öncüler vermiş. Hangileri doğru olabilir diyor. Hadi birinci öncülden başlayalım. Ne diyor arkadaşlar? Türevinin sıfırdan büyük eşit olduğu yerler. Fx'in türevinin sıfırdan büyük eşit olduğu yerler. Arkadaşlar fx'im siyah olan. Türevi sıfırdan büyük eşit demek artan olduğu aralıklar istiyor. Artan olduğu aralıklar, ben bunları yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Artan olduğu aralık bir şurasıdır. Bakın artıyor. Soldan sağa yukarı doğru çıkıyorsa artan. Bir de şurası. Evet. Şu aralıkta artanken benim gx'im şu aralıklarda bakın azalıyor. Bakın burada da azalıyor. Yani gx'in türevi sıfırdan küçük oluyor. Evet arkadaşlar. Bakın bir de anlatıyorum. Fx'in türevinin sıfırdan büyük eşit olduğu yerlerde türevinin sıfırdan büyük eşit olduğu yerler artan oldu. Yani artan oldu. Gx'in tam da olarak da bakın azalıyor. Bakın azalıyor. O zaman gx'in türevi sıfırdan küçüktür. Ha eşitlik olduğu için eşitliği de ekleyebilirim. Sıkıntı değil. Sonra da diyor ki fx artı gx fonksiyonun ekstrem noktası vardır. Arkadaşlar ekstrem noktada türevini alıp sıfıra eşitlemiyor musunuz? Hocam bunun türevini alıp sıfıra eşitleyelim. Yani f'in türevi x artı g'nin türevi x eşittir. Sıfır vardır diyor. Arkadaşlar fx'in türevi sıfırdan büyük pozitif, gx'in türevi sıfırdan küçük negatif değil mi? Tamam. Bunların toplamı sıfır olmuyor mu? Biri pozitif bir negatifse sıfır olamaz mı? Olabilir. O zaman birinci öncülümüz doğru. Geldik ikinci öncülümüze. Diyor ki gx'in türevinin sıfırdan büyük ise gx'in türevi sıfırdan büyük olduğu yerler. Gx mavi olandır.
Sıfırdan büyük olduğu yerler arkadaşlar arttığı yerlerdir. Yani şuradan bahsediyorum. O zaman şuradan bahsediyorsa burası artansa gx'in. Şurada fx'in azalan değil midir? Evet hocam. Fx'in türevi de sıfırdan küçüktür. Evet ben buradayım komşu. Komşumuz baskın yaptı. Bir de anlatıyorum arkadaşlar. Diyor ki gx'in türevi sıfırdan büyük olduğu yerlerde. Gx'in türevi sıfırdan büyük olduğu yerde artandan bahsediyor. Artan olduğu aralık şurası. Şu aralıkta fx'in azalandır. Aşağı doğru indiği için. O zaman türevi sıfırdan küçüktür. Soru diyor ki gx eksi fx fonksiyonu ekstremumu vardır diyor. Ekstremumda arkadaşlar türevini alıp sıfıra eşliyorsunuz. Bana bunun türevini alıp bunun türevini sıfırdan sıfıra eşler misiniz? Yani g'nin türevi x eksi f'in türevi x eşit midir sıfıra? Eğer çıkarsa ekstremumu vardır diyeceğiz. Hocam g'nin türevi sıfırdan büyüktü yani pozitif. F'in türevi sıfırdan küçüktü azalandı. Negatif. Tamam şurası negatif. Önde de eksimiz var pozitif olur. İki pozitifin toplamı hiç sıfıra eşit olur mu? Hocam nereden sıfıra eşit olur? Sıfırdan farklı olur. O zaman ekstremum vardır diyor. Yalan söylüyor. Ve geldik üçüncü maddemize. Ne diyor arkadaşlar? G'nin türevinin sıfırdan küçük olduğu yerler. Yani gx'in azalan olduğu yerler. O zaman fx'in sıfırdan büyüktü. Gx'in türevinin sıfırdan küçük olduğu yerler azaldığı yerlerde. Evet azaldığı yer azaldığı yer. Fx'in türevi sıfırdan büyüktü. Artandı. Doğru mu arkadaşlar? Soruda diyor ki çarpımları sıfırdan büyüktür. Oğlum biri negatif biri pozitif. Türevlerini ne? Bak türevlerinin çarpımı sıfırdan büyüktür diyor. Türevlerinin çarpımı. Tam bu direkt türev olduğu için, bu da türev olduğu için çarpımlar negatif olur. Sıfırdan büyük çözüm kümesi boş kümedir. F'in türevi x çarpı g'nin türevi x. Normalde çarpımı sıfırdan küçük olmalı. Olmalı. O zaman sıfırdan büyüğüm dediği için o zaman bunun çözüm kümesi boş kümedir. Ama ne diyor? Çözüm kümesi en az bir elemandır. Yalan söylüyor. Bunlardan hangileri doğru olabilir? Yalnız birinci madde doğru olabilir. Haberiniz olsun. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Ne duruyoruz? Hadi biraz da max min problemleri çalışalım. Yola devam. Evet arkadaşlar buyurun. Bir parabolik ifade verilmiş. Bir tane daha parabolik ifade verilmiş. Bize bunların denklemleri de verilmiş. Dikdörtgen alanı en çok kaçtır diyor. Kolay. İzleyin ben arkadaşlar. Bak. Şu x ise. X'in şu paraboldaki görüntüsü y değil mi? Adam bize y'yi vermiş zaten. Söyleyin bana. Şuranın y'si neymiş arkadaşlar? 2x kareymiş. Tamam. Şu x ise. Şu paraboldaki görüntüsü de şurası değil midir? Y'si bu değil mi? Tamam y'si neymiş? 9 eksi x kareymiş. Süper. Şu x ise şurası da eksi x değil mi? O zaman alan neye eşittir? Taban yani 2x çarpı yükseklik. Yükseklik arkadaşlar şununla şunun arasındaki farktır. 9 eksi x kareden 2x kare çıktı. 9 eksi 3x kare. Evet. Arkadaşlar tepe noktası 9 eksi x kare. Şu alt noktada 2x kare. Şu aradaki farkı bizden istiyor. Üsttekinden alttakini çıkaracaksınız. 9 eksi 3x kare. Bunu bir fışt fışt çarpalım mı? Alan neye eşit olur? 18 x eksi 6 x küp. Türevini al sıfıra eşitler misiniz? Hadi türevini al sıfıra eşitle. Çünkü niçin? En çok, en az dendiği zaman ifadenin türev alınıp sıfıra eşitlenecek. Hadi türevini alalım. 18 eksi 18 x kare sıfırdan x kare 1'den x ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Tabii x sağda olduğu için pozitif olarak x'i 1 alacağım. Şurası da eksi x olduğu için şurası da eksi 1 olur. O zaman benden ne istiyorsun? Tamam x'i 1 bulduk. Soru x'i istemiyor ki alanı en çok kaçtır diyor. Direkt alanı istiyor. Tamam x'e 1 yazın. Alan ne çıktı arkadaşlar? Alan 12 çıktı. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? X dedim. X'in görüntüsü y oluyor. Şu parabolda y'miz zaten belli. 2x kare. Al sana 2x kare. Şu x ise şu maviyle çizilen parabolun y'sini bize vermiş. 9-x kare. Taban 2x. Yükseklik 9-3x kare. Soru bitmiştir. Geldik buraya. AB uzunluğu 8 birimmiş. Tamam. Diyor ki BC'nin karesi artı 2AC.
toplamı minimum olacak şekilde AB çubuğu C noktasından kesiliyormuş. Ve arkadaşlar şöyle bir katlama olmuş. Soru da diyor ki şu K'nın kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. Soru bu arkadaşlar. Tamam. Şuraya X diyelim. Eğer uzunluk 8 birimse şuraya 8 eksi X kalmaz mı? Evet hocam. Şimdi toplamının minimum olacak şekilde. Arkadaşlar minimum olacak şekilde o zaman biz bu toplamı bulalım. Aa, burayı siliyorum. Aa, bu toplam bana bulur musunuz? Sonra kesiliyor işte bu şekilde elde ediyoruz. Tamam, buraya kadar bir sıkıntımız yok. Hadi bulalım. Ne diyor? BC'nin karesi yani x kare. Eksi, şey artı pardon. 2 çarpı AC. AC'miz neydi arkadaşlar? 8 eksi x. Tamam. Yani x kare artı 16 eksi 2x. Benden bunun minimumasını mı istiyorsun? Türevinden sıfır eşler. Türevinden sıfır eşler misiniz? 2x eksi 2 sıfırdan x ne çıktı? X 1 çıktı. Demek burası 1'miş. Demek burası da 7 birimmiş. Sonra diyor ki K'nın alacağı tam sayı değerler kaç tanedir diyor. Arkadaşlar üçgenlerin şartını biliyorsunuz. Bir kenar diğer iki kenarın farkından büyük, toplamından da küçüktür. Yani şu K ikisinin toplamından küçüktür, farkından da büyüktür. E K 6 ile 8 arasında hangi tam sayı değerini alır? Hocam K bir tek 7 olur. Kaç tane tam sayı değer alır? Bir tane. O da 7'dir. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Geldik buraya. Türevin fiziksel yorumu arkadaşlar. Yani son zamanlarda sınav tarihinde hiç gelmemiş. Gelebilir mi? Basitten size bir öğreteyim. Bakalım gelebilir mi? Bir hareketin t saniyede aldığı yol denklemi st ile gösterilsin. Hız denklemi vt, ivmede at olsun. Arkadaşlar yolun türevi hızı, hızın türevi sana ivmeyi verir. Bunu unutmayın. Yolun türevi hızı, hızın türevi ivmeyi. O zaman yolun ikinci türevi sana ivmeyi verir. Arkadaşlar yol, hız, ivme. Aşağı doğru inince hep türev alınır. O zaman yukarı doğru çıkılsa hep integral alınır. Mesela ivmenin integrali hızı, hızın integrali de sana yol denklemini verir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Adam sana bir tane yol denklemi verir. Der ki 5. saniyedeki ivmesi nedir? Yol denklemini vermiş. 2 defa türev al, yerine 5 yaz. Bitti. Adam sana yol denklemini verir. Der ki 3. saniyedeki hızı nedir? 1 defa türev al, 3 yaz. Bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Şimdi geldik şu alttaki sorumuza. Alttaki soru güzel bir sorudur arkadaşlar. Özellikle böyle bir soru çözmek istedim. Gelebilir mi? Gelirse canını okursunuz. Şimdi arkadaşlar özel bir metalden yapılmış bir kenarı 6 santim olan bir küpün. Arkadaşlar bir küpten bahsediyor. Dikkat ettiniz mi? O zaman bir tane küp çizelim. Aa. Evet. İnşallah düzgün çizdik. Bunun bir kenar uzunluğu arkadaşlar A olsun. A olsun, A olsun. Küp ya bu. Tamam. A'nın ne olduğu bize verilmiş? 6 verildi. 6 olduğu bize verilmiş. Diyor ki bir kenar uzunluğunun artış hızı. Dur. Kenar uzunluğumuz arkadaşlar yol gibi düşünebilirsiniz. Uzunluk çünkü yol. Artış hızı. Yolun türevi sana hızı vermez miydi? Evet. O zaman şu A'nın türevi neye eşitmiş arkadaşlar? A'nın türevi eşittir. Dur. 2 bölü 3 santimetre bölü saniyeymiş. Ha, bu da 2 bölü 3'müş. Tamam A'ya 6 vermiş. Doğrudur. Ama artış hızı dendiği zaman yolun, çünkü uzunluğa biz yol diyorduk. Artış hızı türevdir. İvmesi deseydi 2 defa türev alacaktım. Hız dediği için 1 defa türev aldım ve 2 bölü 3'e eşitledim. Süper. Sen benden ne istiyorsun? Küpün hacminin, dur. Hacim A küp değil midir? Evet hocam. Değişim hızı nedir diyor. Tamam, hemen değişim hızını bulalım. Yolda arkadaşlar bizim şöyle diyeyim. Hani biz uzunluğa yol gibi bakmıştık ya. Sanki hacim de bir yolmuş gibi arkadaşlar düşünebilirsiniz. Şimdi bunun değişim hızı yani hızını istiyorum. Bana bunun türevini alır mısınız? Arkadaşlar fonksiyonlarda biz türevi nasıl alıyorduk? Mesela fx'in küpünün türevi nasıl alınırdı? Arkadaşlar 3 öne düşerdi. Fx olduğu gibi yazılır. Üstü bir azaltılır. Çarpı
fx'in türevi. Arkadaşlar buradaki a bir fonksiyon gibi düşüneceksiniz. Hadi bana şunun türevini alır mısınız? Çünkü değişim hızını istiyorum. Hadi 3 öne düştü. Üstündekini bir azalt çarpı a'nın türevi. Çünkü bana uzunluğunun artış hızını bize vermişti. O zaman artış hızı yani türevine 2 bölü 3 demiş zaten. Bu bir fonksiyon gibi düşünüyorsunuz. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Hacmin değişim hızını istiyorsa hacmin türevini istiyorum. O zaman hacmin türevi 3 öne düşer, 3 a kare değildir. Çarpı a'nın türevi. Şuradaki fonksiyonlar gibi. E tamam soru bitti. Hacmin değişim hızı 3 çarpı a kare. E a'mız 6 idi. 36. A'nın türevi o da 2 bölü 3'tü. Ne çıkarsa cevap odur. O da 72 mi çıkıyor arkadaşlar? Soru bitmiştir. Böylece türevi bitirmiş olduk. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, integral soravına hoş geldiniz. Buyurun. Eşlik verilmiş. Eşlik verilmiş. İntegral verilmişse aradaki f(x)'i ya da f(2)'yi ya da f(m) neyi istiyorsa ne yapacağız? Türev verilmişse ne yapacağız? Hocam integral mi verilmiş? Herkesin türevini al. Hocam türev mi verilmiş? Herkesin integralini al. Çünkü türev ile integral birbirinin tersi gibi düşünün. Biri f ise biri f'in tersi. Bunlar birbirini ne yapar? Pışt pışt götürür. E hadi hocam yapalım. Hocam integral verilmiş. Her iki tarafın türevini alır mısın? Hemen alalım hocam. Her tarafı d bölü dx'en. D bölü dx'en çarpalım. Şu d integrali dx'te dx'i götürdü. Geriye mal gibi ne kaldı? X kare çarpı fx kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Ben bunu niçin biçimsiz yaptım ya? X kare. Bu x kare. Allah'ım ya Rabbi. X kare çarpı fx kaldı. Eşittir. Bana şunun türevini alır mısınız? Hocam 4x küp artı 12 x kare. Her tarafı x kareye bölelim. Fx'i bulduklu. X kare x kareye böldüm. 4x artı 12 oldu. Adam f2'yi istiyor. X yerine 2 yazdınız mı? Soru bitmiştir. 8, 12 daha cevap 20 olur. E hocam her tarafın, yani bir tarafın türevi verilmiş. O zaman her iki tarafın integralını alır mısınız? Türev integral ne yaptı? Hocam götürdü. Yani fx eşittir. Bana şu integralını alır mısınız? 3x karenin integrali x küptür. Evet, evet, evet. Tersten yazıyoruz ya. X küp. 6x'in integrali 3x kare. 5'in integrali 5x artı c'dir. Adam f1'e niçin 1 demiş? C'yi bulasın diye. Hadi x yerine 1 yazıp 1'e eşler misiniz? Hocam şurası ne oldu? 9. Demek ki c eksi 8'dir. Ki sonuç 1 olsun. Adam f eksi 1'i istiyor. E hocam kolay. Eksi 1'in küpü eksi 1. Artı 3. Eksi 5. Eksi 8. Bu ne çıkarsa cevap odur. Olay anlaşıldı mı? Demek ki eşlik sorularında türev mi vermiş? Herkesin integralini alın. İntegral mı vermiş? Her iki tarafın türevini alın. Buyurun. Güzel bir soru. Bak bak bak. Eşlik sorusu integral verilmiş. Her iki tarafın türevini alacaksınız. O bir. İkincisi. 1'e eksi 2 noktası f'in ekstremum noktalarıymış. O zaman ekstremum nokta. Yani f'in türevi 1 de 0'dır. F'in türevi eksi 2 de 0'dır. Arkadaşlar her ikisi de bizi sıfıra götürür. Haberiniz olsun. E hocam soru bitti. Nasıl soru bitti? Şimdi her tarafın önce bir türevini alalım. Şunu da türevini alalım. Aldım. Türev integrali dx'de dx'i götürdü mü? Hocam mal gibi fx kaldı. Bana bunun türevini alır mısınız? Hocam 4x küp 3ax kare 2bx artı c. E tamam. Ben f'in türevi 1 ile f'in türevi eksi 2'nin 0 olduğunu biliyor muyum? Bana bunun bir daha türevini alır mısınız? Çünkü f1 f2'yi bize vermemiş. F'in türevi 1'e 0 demiş. E hadi türev alalım. 12x kare 6ax artı 2b. Soru bitmiştir. F'in türevi 1 0'mış. X'e 1 yazıp 0'a eşler misiniz? 12 6a artı 2b 0'a. Sonra X'e eksi 2 yazıp 0'a eşler misiniz? X'e eksi 2 yazar mısınız? Şurası 48. Eksi 12a artı 2b eşittir 0'a. Hadi üst tarafı eksiyle çarpalım mı? B, B'yi götürsün.
Tamam, 48'den 12 çıktı, 36 mı? Şurası da eksi 18a sıfırdan a'yı 2 buldum. Hocam a'ya 2 yazalım herhangi bir denklemde. Şurada a'ya 2 yazalım. Tamam yazalım. 12, 12 de burada var, 24. 24'ü karşıya attım. Eksi 24. B de eksi 12 oldu. Soru bizden ne istiyor? A istiyormuş. A 2'dir. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Eşlik verilmiş. İntegral verilmiş. Her iki tarafın türevini aldık. Tamam hocam, türev aldık. Türevin altından sonra f(x)'i buldum. Ama soruda ekstrem nokta demiş şu ikisine. Yani türevleri sıfırdır. E tamam, ben buldum f(x). Bir daha türev al. Yerine yaz. Soru bitti. Ne duruyoruz? Devam. Evet arkadaşlar, 3 tane muhteşem soru. Buyurun buradan başlayalım. Şimdi diyor ki f(x) fonksiyonu reel sayılarda sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyonmuş. Türevlenebilir ve sürekliymiş. Süper. f(x) bire bir noktası yerel ekstrem noktası olduğuna göre bunu anlamış arkadaşlar. f(1) birdir. F'in türevi 1, 0'dır. Evet, ekstrem nokta türevin 0 olduğu yerler değil midir arkadaşlar? Tamam, bunu da biliyorum. Şimdi ben dedim ki herkesin bir integralini alayım. Hocam buyurun integral alalım. Bir türev bir integral ne yaptı arkadaşlar? Götürdü. Tamam hocam. Senin f türev x'in neye eşit olur? Hocam 6x'in integrali 3x kare. Evet, 3x kare. Artı c1. Çünkü bir tane araya sayı ekleniyor. Artı c diyoruz ya. Çünkü bu c1, bu da c2 olsun. Şu 12x'in integrali 6x kare midir? 6x kare artı şey pardon eksi 4x. Eksi 4'ü unuttuk ya. Eksi 4'ün integrali eksi 4x artı c2. Bu x küçük eşittir 2. Bu x büyüktür 2. Arkadaşlar ben f türev 1'in 0 olduğunu biliyor muyum? Evet. F türev 1, 1 bu da f'in türevinin eğer denklemi ise 2'den küçük olduğu için şurada x yerine 1 yazıp 0'a eşitleyelim mi? O zaman buradaki c1 ne olur? Hocam buradaki c1 eksi 3 olur. Evet. F'in türevi 1 eğer 0'sa dediği doğru. Şimdi arkadaşlar burada benim gözümden kaçmayan bir yeri vardı. Türevlenebilir diyor. O zaman türevlenebilirse, o zaman bizim buradaki kritik noktamız eğer 2 ise dedim ki f'in türevi 2'ye sağdan eşittir. F'in türevi 2'ye soldana. Kendisi diyor türevlenebilir diyor. O zaman kritik noktada türev vardır. O zaman f'in türevi 2'ye sağdan. Tam bu türevinin denklemi olduğu için şu 2'ye sağdan 2'den büyüklerdir. Şurada x yerine 2 yazar mısınız? Yani 24 eksi 8 artı c2 eşittir. 2'ye soldan 2'den küçüklerdir. Şurada x yerine 2 yazar mısınız? Hocam x yerine 12 yazdım. Şey x yerine 2 yazdım. 2'nin karesi 4, 12. 12'den 3 çıktı. 9 mu kaldı? Evet. Şurası ne oldu arkadaşlar? Şurası 16 oldu. 16'yı karşıya attım. Eksi 16'dan 9'dan 16 çıktı. Eksi 7. Ha, demek ki şurası da eksi 7'ymiş. Yani c2'miz eksi 7 çıktı. Tamam. C2 eksi 7 mi çıktı? Şimdi bana bunun bir daha integralini alır mısınız? Hocam hay hay. Bunun bir daha integralini, bir daha integralini, bir daha integralini alalım. O zaman f(x)'i bulmuş olduk. Hocam, 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 hocam. f(x) eşittir. 3x kare integrali x küptür. Evet. Eksi 3'ün integrali eksi 3x'tir artı c3 diyelim. Diğer sabitimiz c3 olsun. Şu 6x karenin integrali nedir? Şurada x'e 2 yazmıştık zaten. 6x karenin integrali 2x küp. Al sana 2x küp. Eksi 4x'in integrali eksi 2x kare. Üstünü bir artırıp aynısını payda yazıyorduk. Eksi 7x artı c4 diyelim. Bu x kimden küçük eşit arkadaşlar? Aa, x küçük eşittir 2. Ve x büyüktür 2. Arkadaşlar f1'e niçin 1 demiş? Çünkü bu f(x)'in fonksiyonu 1, 2'den küçük olduğu için burada x yerine 1 yazıp 1'e eşler misiniz? X yerine 1 yazıp 1'e eşleyince şurası arkadaşlar c3'ümüz 3 çıkar. Evet. Bir de burada diyor ki süreklidir diyor. O zaman f(x) sürekliyse şu 2 ile şu 2'yi yerine yazdığı zaman birbirine eşit olmaz mıydı? Evet hocam. X yerine 2 yazar mısınız? 8 eksi 6 artı
İşte x yerine 2 yazıyordum ha. Artı 3 eşittir. X yerine 2 yazar mısınız? 2'nin küpü 8. 2 ile çarptım 16 mı olur? Evet hocam. X yerine 2 yazdım. Eksi 8. X yerine 2 yazdım. Eksi 14. Artı C4. Bana buradan C4'ü bulur musunuz? Hemen bulalım hocam. Dur. Şurası ne çıkar? Şurası 5 çıkar. Şurası 16'dan 8 çıktı. 8. Evet. Burası 8. 16 çıktı. Eksi 6 mı? Hata olmasın arkadaşlar. Eksi 6'yı karşıya attım. C4'ü de 11 buldum. Şurası da 11 mi oldu? Soru bizden ne istiyordu? F3 istiyordu. F3 2'den büyük olduğu için soru bitmiştir arkadaşlar. 3'ün küpü 27. 2 ile çarptım 54. 3'ün karesi 9. Eksi 18. Evet. Eksi, x yerine 3 yazıyordum ha. 3 kere 7 21. Artı 11. Bu kaç çıkarsa cevap odur. Hocam hemen bulalım. L4'ten 11'in toplamı kaç olur? 65 mi olur? Eksi. Şu x'in toplamı da eksi 39 mu arkadaşlar? 65'ten 39 çıktı. 26 mı kaldı? Evet 26. Bunun cevabı 26'dır. Nasıl arkadaşlar? Muhteşem bir soruydu. Çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Diyor ki sürekli ve türevlenebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu en son işleyeceğim size. Bir defa integral aldım. F'in türevi x eşittir. Şu 3x karedir integralı artı c1. Şunda integralı 6x kare eksi 4x artı c2. Şimdi bir defa ben f'in türevi 1'in 0 olduğunu biliyorum çünkü ekstrem nokta. Bu da türevin denklemi olduğu için 1 2'den küçük olduğu için şurada x 1'ine 1 yazıp 0 eşler misiniz? C1'e eksi 3 buldum. Tamam hocam. Ben bunu nasıl bulacağım? Diyordu ya türevlenebilir. Tamam bu da türevin denklemi olduğu için sağdan soldan türevler birbirine eşit olacaktı. Buradan da C2'yi kaç bulduk? Eksi 7 buldum. Bir daha integral aldım. Hocam sürekliyim diyordu. O zaman sürekliyim diyorsa şu ikileri yerine yazdığından birbirine eşit olacak. O bir. İkincisi F1'in de 1 olduğunu biliyorum. Çünkü 1'e 1 noktası diyordu. O zaman F1 1'se x yerine 1 yazıp 1'e eşitleyince burası 3 çıkar. Bir de bu 2 ile 2'yi yerine yazdım birbirine eşitledim. Hocam C4'ü de 11 buldum. F3 istiyordu. Soru bitmiştir. Geldik buraya. Hocam dönüşümünü yapınız denen sorularda ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu çok önemlidir. Çünkü son 3-4 yıldır bununla alakalı soru gelmedi. Gelir mi? Gelebilir. Onu sabahtan söyleyeyim. Ben buradan korkuyorum. Hocam çözümünü nasıl yapacağız? Arkadaşlar dönüşümünü yapın denen bütün sorularda verilen ifadenin hemen bana türevini alacaksınız. Hemen. Yani u'nun türevi nedir? 1'dir. Neye göre türev aldınız? du'ya göre. Şu x küp eksi 2x'in türevi nedir? 3x kare eksi 2'dir. Neye göre türev aldınız? dx'e göre. Soru bitmiştir. Alın hem bunu hem bunu yerine yapıştırın soru biter. Hadi bakalım. X küp eksi 2x. X küp eksi 2x neye eşittir? U. U üzeri ne oldu bu? 4 çarpı. Şu 3x kare eksi 2 dx. 3x kare eksi 2 dx. Komplesi neye eşitmiş? du'ya. Hocam 1'den 3'ü yazacak mıyım? Hayır. Bu 1 ve 3 bunlar x'e aitti. Sen u dönüşümü yaptın. Tamam. X. Biz neye u demiştik? X küp eksi 2x'e u demiştik. Hocam x yerine önce alttaki 1'i yazalım mı? X yerine alttaki 1'i yazdım. Eksi 1 oldu. Sonra üstteki 3'ü yazalım mı? 3'ün küpü 27. 27'den 6 çıktı. 21. İşte dönüşümünü yaptım. Soru budur. Arkadaşlar dönüşümünü yapın dendiği zaman bana verilen ifadenin bir türevini alın. Hocam onun türevi 1'dir çarpı du. Şunun türevi 3x kare eksi 2'dir çarpı dx. Alın yerine yapıştırın soru bitmiştir. Hocam geldik buraya sonucunu istiyor. Arkadaşlar şu paydaya u diyelim mi? Hocam diyelim. İşte dönüşüm problemleri. Değişken değiştirme. Değişken değiştireceksiniz arkadaşlar. Ben bu paydaya u dersem. Tamam. Biz neye u dedik? X üzeri 4. Eksi 6 x'e u dedik. Tamam. Hemen türev alır mısınız? Bak burada hazırdı. Şu dönüşümünü yapın diyordu. Burada değişkeni kendim değiştiriyorum. Hocam şuraya u dedim. Tamam diyelim. Türev nedir? 4 x küp. Eksi 12 x kare. Eksi 6 x kare. Yani biz buna u dedik. Bana bunun türevini alır mısınız? U'nun türevi 1'dir. Neye göre türev aldınız? du'ya göre. Yani u'ya göre. Şunun türevi nedir? 4 x küp. Eksi 12 x çarpı dx oldu. Tamam süper. Şimdi bunu bir 4'e bölelim mi?
Yani du bölü 4 eşittir. 4'e böldüm. X küp eksi 3x çarpı dx. Soru bitti. Alın yerine yapıştırın. Soru bitmiştir. Nasıl yani hocam? Ah, integral. X küp eksi 3x dx. X küp eksi 3x dx. Neymiş arkadaşlar? Du bölü 4'müş. Tamam, çarpı. Yani şunun hepsine şunu yazdım. Paydada da neyimiz vardı arkadaşlar? X üzeri 4 eksi 6 x kare. Tamam. X üzeri 4 eksi 6 x kare neydi? U'ydu. Bu da u üzeri 5 mi oldu? Tamam. Soru bitti. Şu 4'ü dışarı atalım. Evet. U üzeri 5'i yukarı yazalım. Çarpı du. Bu da 1 bölü 4. Üstünü 1 artırın. U üzeri 1 artırınca eksi 4 bölü eksi 4 artı c. Yani neye u demiştiniz? Belli zaten. Neye u demiştik arkadaşlar? X üzeri 4 eksi 6 x kare. Üzeri eksi 4 bölü eksi 16 artı c'dir. Bana bunu bu şekilde şıklarda bulursun ve işaretlersiniz. Olay anlaşıldı mı? Arkadaşlar değişken değiştirdim. Şu payda üstü büyük olana u diyoruz. Hocam şuraya u dedim. Tamam. Türevi ne? 4 x küp eksi 12 x. Neye göre türev aldınız? Çarpı dx. Hocam, U'nun türev destan 1'dir. Neye göre türev aldınız? DU'ya göre. Al, yerine yapıştır. Soru bitti. Ne duruyoruz? Yola devam. Evet arkadaşlar, muhteşem bir soru. Eksi 2'den 0'a, 0'dan 2'ye. Yani parçalamışlar. Ama içeridekiler birbirine eşit. Bakın, f kare f'in türevi x dx, f kare f'in türevi x dx. Arkadaşlar, eksi 2'den 0'a, 0'dan... 0'dan 2'ye demiş ya, bunları birleştirelim. Bir defadan eksi 2'den 2'ye diyebilirsiniz. Hocam eksi 2'den 2'ye. Hani parçalanmış ya, mesela eksi 1'den 0'a, 0'dan 5'e, 5'ten 7'ye, 7'den 10'a. Bitmiş başlamış, bitmiş başlamış. Şunlar birbirini götürüyor gibi düşün arkadaşlar. Şimdi üsttekini alttakini biz çıkarıyoruz ya. O zaman bu nereden nereye oldu? Eksi 1'den 10'a birleştirebilirsiniz. Ya da eksi 1'den 10'a parçalayabilirsiniz. Eksi 1'den 0'a, 0'dan 5'e, 5'ten 7'ye bu şekilde de parçalanabilir. Bunu unutmayın. Hocam abunu sileyim. Ben de kalktım bu ikisini birleştirdim. Eksi 2'den 0'a, 0'dan 2'ye demiş. Birleştirdim. Eksi 2'den 2'ye dedim. Yani f x'in karesi diyor ya, kareyi tepeye assam çarpı f türev x diye x desem. Var mı bir sıkıntımız? Hocam ne sıkıntı olacak? Ben şu içindeki ifadeye u desem. Türevi ne? Türevi dışarıda işte, görmüyor musunuz? Burası komple ne oldu arkadaşlar? Du oldu. O zaman bu nasıl bir şey oldu? U'nun karesi çarpı du oldu. Eksi 2'den 2'ye yazacak mısınız? Hayır, o öldü. O öldü. Sen neye u demiştin? Hocam biz fx'e u demiştik. Tamam, önce üstteki 2'yi yazalım x yerine. F2. F2'miz bizi nereye götürüyor? Eksi 1'e. Sonra alttaki eksi 2'yi yazalım. F eksi 2. Eksi 2 bizi nereye götürüyor? 3'e. Al sana 3. Soru bitmiştir. Arkadaşlar u kare integrali u küp bölü 3 değil mi? 3'ten eksi 1'e. Önce üstteki eksi 1'i yazalım. Eksi 1 bölü 3. Alttaki 3'ü yazalım. 9 mu oldu arkadaşlar? Evet. 27 şey 3'ün küpü 27. 3'e böldüm. 9. Birbirinden çıkardık. Cevap ne oldu arkadaşlar? Eksi 28 bölü 3'tür. Şıklardan bunu bulursunuz ve işaretlersiniz. Ne yaptım arkadaşlar? Şu ikisini birleştirdim. Eksi 2'den 2'ye fx'in karesi çarpı f türev x. Şu içindekine u dersem türeviyle birlikte dx'in tamamı du olmuyor muydu? Evet hocam. O zaman bu ne oldu? U kare du oldu. Tamam. Ama bu iki, eksi 2'den 2'ye yazamazsınız. Sen neye u demiştin? Orada x yerine 2 yazdım. F2. F2 bizi nereye götürüyor? Eksi 1'e. Yeni sınırlarda belirlediniz. Soru bitmiştir. Geldik şuraya. Eksi 1'den 4'ü olmaz. Buradaki kritik noktamız bir 3'tür. Buradaki kritik noktamız mutlak denklemin sıfır yapan ne var? Sıfırdır. O zaman kritik noktalarımız bir 0, bir de 3. O zaman eksi 1'den 4'ü olmaz. Ne diyeceksiniz? Hocam eksi 1'den 0'a. 0'dan 3'e, 3'ten 4'e. Soru bitmiştir.
Bakın bir daha anlatıyorum. Kritik noktamız mutlak denklemin sıfır yapan bir kritik noktadır. Sıfır. Bir de şu sağdaki parçalı fonksiyondaki o parçaların genel birer kritik noktadır. O zaman sıfıra 3 kritik noktaysa eksi 1'den 4'e olmaz. Eksi 1'den 0'a, 0'dan 3'e, 3'ten 4'e. 3 farklı şekilde inceledik. Eksi 1'den 0'a, şurası negatif olmaz mı arkadaşlar? Eksi 2x dx. 0'dan 3'e, yine bunu kullanacaksınız. E burası pozitif olur. 2x dx. Çünkü arkadaşlar eksi 1'den 0'a, 0'dan 3'e her zaman 3'ten küçükleri kullanacaksınız. E tamam, eksi 1'den 0'a kadar burası negatif. Eksi 2x. 0'dan 3'e burası pozitiftir. 2x. 3'ten 4'e 3'ten büyüklerdir. Yani şunu kullanacaksınız. 2x eksi 1 dx. Soru bitmiştir. Eksi x kare integrali, işte eksi 2x integrali eksi x karedir. Eksi 1'den 0'a. 2x'in integrali x karedir. 0'dan 3'e. 2x eksi 1'in integrali de x kare eksi x'tir. Evet. Nereden nereye? 3'ten 4'e. Önce şurayı bulalım. 0 yazalım. 0. Eksi 1 yazalım. Eksi 1 olur. 0'dan eksi 1 çıktı. Şurası 1. 3 yazalım. 9. 0 yazalım. 0. Birbirinden çıkardığımız 9 oldu. 4 yazalım. 4'ün karesi 16. 4 çıktı. 12. 4 yazdım. 12 oldu. 3 yazalım. 6 oldu. 12'den 6 çıktı. Şurası da 6 oldu. Hepsini toplayın. Cevabın 16 olduğunu görürsünüz. Soru bitmiştir. Arkadaşlar ben bunu sana 1000 defa söyledim. 1F, 1P önemli değil. İçeride bir fonksiyon varsa fonksiyonun içindeki x olacak. 2x artı 1, 5x artı 7, 9x artı 10, x küp istemem. Ben f'in içinde ya da p'nin içinde hep x isterim. E hocam 2x artı 1 var. E onu değişken değiştirin. Şu içindeki ifadeye u dersem türevi ne? 2. 2 yok. 2'ye çarptım. 2'ye böldüm. Şurası komple ne oldu arkadaşlar? Türeviyle birlikte dx'in tamamı du oldu. E tamam, soru bitti. Hadi bakalım. 1 bölü 2 çarpı integral p'nin türevi u çarpı du oldu. Evet. Bak. Türev integrali götürdü. 1 bölü 2 pu. Sınırlar. Arkadaşlar kalkıp da 1'e eksi 2 yazamazsınız. Sen neye u demiştin? Bana onu söylesene. Hocam biz 2x artı 1'e u dedik. Tamam. X yerine 1 yazar mısınız? 3. X yerine eksi 2 yazar mısınız? Eksi 3. Evet. X yerine 1 yazdım. 3. X yerine eksi 2 yazdım. Eksi 4. 1 ile topladım. Eksi 3. Yani soru bizden ne istiyor? 1 bölü 2 P3 eksi P eksi 3'ü istiyor. Soru bence bitti. Hadi P3'ü ben nasıl bulacağım? Arkadaşlar PX'in şu ile bölümünden şu X kare eksi 9 yerine X eksi 3'e X artı 3 yazabilir misiniz? Tamam. X eksi 3 ile bölümünden yani P3 X yerine 3 yazar mısınız? Vallahi hocam P3 tamam. Hani sıfır eşliyorsunuz ya kalanı bulmak için. X 3 çıktı. 3'ü yerine yazdım. P3 X yerine 3'ü yazdım. Burası ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. Tamam bir de x yerine burayı sıfıra eşleyelim. Eksi 3. Eksi 3'ü yerine yazalım. P eksi 3. Şurada da eksi 3 yazacaksınız. Arkadaşlar bir denklemde x yerine bir halt yazdığınız zaman denklemin sonuna kadar aynı şeyi yazacaksınız. Hocam sıfıra eşledim. X 3. X yerine 3 yazdım. X yerine 3 yazdım. O zaman P 3 7'dir. Burayı sıfıra eşledim. Eksi 3. Yani P eksi 3. Eksi 3 yerine yazdım. Eksi 5 mi oldu? E tamam. Kalkın yerine yazın. Soru bitti. P 3 7. P eksi 3 eksi 5 12. 2'ye böldüm. Cevap ne oldu? Hocam cevap 6 oldu. Şıklardan 6'yı bulurum ve işaretlerim. Olay anlaşıldı mı? Güzel bir soruydu. Çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Ne duruyoruz? Yola devam. Evet arkadaşlar. Fx'in grafiği bize verilmiş. A1'in alanı 22'ymiş. A2'nin alanı da 11'inmiş. Soru diyor ki eksi 2'den 1'e şunun integralın sonucu nedir diyor. Arkadaşlar bunu bir fışt fışt ayrı ayrı yazalım mı? Hocam eksi 2'den niye bunu küçük yazdım? Niye bunu küçük yazdım? Yani neden? Neden? Hocam eksi 2'den 1'e yani x kare çarpı f x küp çarpı dx eksi. Çünkü arada eksi vardı. İntegral yine eksi 2'den 1'e fx çarpı dx.
Arkadaşlar şu kolay. Eksi 2'den 1'e fx dx demek. Eksi 2'den 1'e fx ile x ekseni arasındaki oran bahsediyor. Yani a2. a2'miz kaç birimdi? 10 birimdi. Şurası 10. Şimdi sıkıntı burada. Ben sana bunu 1000 defa söyledim. F'in içinde ben x küp, x kare, 5x, 7x istemiyorum. Şu içine u der misiniz? Türevine 3x kare. Hocam x kare var, 3'ü yok. 3'e çarp, 3'e böl. Şu türeviyle birlikte dx'in tamamı ne oldu arkadaşlar? Du oldu. O zaman sorayım bana. 1 bölü 3 integral. Fu çarpı du. Kalkıp da eksi 2'ye 1'i yazacak mıyız? Tabii ki yazmayacaksın. Çünkü arkadaşlar sen neye u demiştin? Hocam biz x küpe u dedik. Önce alttaki eksi 2 yazalım. Eksi 8. Sonra üstteki 1'i yazalım. 1. Tamam hocam. Bu eksi 8'den 1'e fu du ile eksi 8'den 1'e fx tx aynı şeydir. Eksi 8'den 1'e fx dx demek x ekseninde fx'in arasındaki alandan bahsediyorum. Tamam. Eksi 8'den eksi 2'ye kadar x eksenin altında kaldığı için bu eksi a1 artı a2'dir. Eksi a1 dediği eksi 22 artı 10'dan. Şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi 12 mi oldu? Evet hocam. Çünkü eksi 22 ile 10'un toplamı eksi 12'dir. Hocam şu eksi 12'yi neye bölmem istiyor? 3'e bölmem istiyor. Yani ne oldu arkadaşlar? Sorayım bana. Şurası eksi 4 oldu. Hocam şurası zaten eksi 10'du. Toplamı ne oldu arkadaşlar? Toplamı eksi 14 oldu. Soru bitmiştir. Şunu fışt fışt dağıttım. Bunu ayrı, bunu ayrı düşündüm. Zaten bu eksi 2'den 1'e fx dx demek. Eksi 2'den 1'e fx ile x ekseni arasındaki alandan bahsediyorum. X eksenin üstünde ise artı, altında ise eksi. Üstünde kaldığı için artı 10. Ama hocam burada eksi var. Tamam, o eksi 10. O ayrı mesele. Hocam burada bir hata var. Hatamız ne? Hocam f'in içinde x küp olmaz ki. O zaman içine u deyin. Türevi 3x kare. 3'e çarp 3'e böl. Türeviyle birlikte dx'in tamamı du oldu. O zaman bu fu du oldu. Ama kalkta eksi 2'den 1'e yazamazsınız. Sen neye u demiştin? X küpe u demiştik. Önce x yerine eksi 2 yazalım. Eksi 8. Sonra x yerine 1 yazalım. 1. Eksi 8'den 1'e. Eksi 8'den 1'e. Fu du'dan fx dx aynı şeydir. Yani x eksenini de fx'in arasındaki alandan bahsediyorum. Ama x eksen altında ise eksi. Üstünde ise artı. Yani eksi 12. 3'e böldük. Eksi 4. Eksi 10 da burada vardı. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun. Sınav yolunda herkese başarılar. Hadi seviliyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yarınki sınavda Allah'ın izniyle bomba gibi soru, yani sınava bomba gibi girip sınavdaki bütün sorularını inşallah canlı okursunuz. Bugün TYT sınavı var zaten. Yani girdiniz zaten. Çünkü ben Cuma'yı cumartesine bağlayan, şu anda sabah saat ya 3 ya 3.30. Ben de sabah saat 8'de kalkıp sınava gideceğim. Evet. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Hadi fazla da uzatmayayım. Görüşürüz.